Türk sinemasına unutulmaz izler bırakan, ilk işçi ve grev filmi olarak kabul edilen Karanlıkta Uyananlar ile tanınan usta sanatçı ve yönetmen Ertem Göreç, hayatını kaybetti. Aynı zamanda milli basketbolcu da olan Göreç'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Toplumsal gerçekçi filmleriyle Türk sinemasında 1960'lı yıllara damga vuran usta sanatçı ve yönetmen ve milli basketbolcu Ertem Göreç, 89 yaşında hayatını kaybetti. İşçi sınıfının mücadelesini anlattığı ve ilk grev filmi olarak da bilinen Karanlıkta Uyananlar ve Otobüs Yolcuları ile tanınan yönetmenin ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ertem Göreç'in ölümünün ardından sinema dünyasından farklı isimler, sosyal medya hesapları üzerinden taziye ve başsağlığı mesajları yayınlandı. Sinema yazarı Barış Saydam, Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem Hoca'nın. Ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, o dönemi dinleyecek kimsemiz kalmıyor yavaş yavaş. Bir dönem tamamen kapanıyor. Usta sanatçı ve yönetmen Ertem Göreç kimdir? Bursa'da 1931 yılında dünyaya gelen usta yönetmenin ilk filmi 1959 yılında çekilen Kanlı Sevda oldu. Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film Otobüs Yolcuları'nı yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Supi Kanır oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı. Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan Karanlıkta Uyananların 1964'te yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak kendisine Allah'tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.